Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin. Selavat. Bak şimdi akşam berat yapacağız ya. Şimdi niçin şuuru selase yapmıyorsun mesela? Öğlen yapabilir şu anda şuuru selase 3 ayları ve niye? Fazla dikkat ederseniz yani ancak berat gecesi, regaib gecesi o gece yapıyorum. Ama bunun tahşidatını niye fazla yapmıyorum? Böyle dikkatiniz çekiyor mesela 3 ayları şuuru selası için yapabilir. Hani fazla mı? Niye yapmıyorum be? Yani niyetim yok. Şimdi bak. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in. İhdina sıratel müstakim. Ondan sonra kim arıyor? Kapak. Kapak, kapak. Şimdi o kadar ilim sahipleri var ki yerin altında dalalete hizmet etmiş. Öyle çekme. Dalalete hizmet etmiş Mehmet. Niçin okudun Fatiha? Kur'an Yasin'de, Yasin Fatiha'da, Fatiha'da şurada. Rahatlama harfi, hidayet. Başı, sonu ve ortası sırat yani yol, hidayet olan bir yolu Allah bize nasip et. Arkadaşlar o kadar bilenler var ki dalalette yüzüyor. O kadar bilenler var ki yanlışa hizmet ediyor. Şuur selasıyı bilsek ne olacak ki? İstikamet yoksa. Kısacası biraz ağır oldu ama. İstikamet dersleri yapıyor. Meslek dersini yapıyor. Üç aylarını yapmıyorum. Üç ayların oldu. Bilsen ne olacak ki? Sebabı şu. Bire bin, bire 30.000. Berat gecesi yapacağız ama şimdi bilsen ne olacak? İstikamet yok. Nasıl istikamet bulacağız? Bu soruya cevap arıyor. Bak Allah'ım ilmimi artır. Allah'ım sebabımı artır demiyoruz değil mi? O Fatiha'da. İhdina sıratel müstakim. Ne demek bu anası? Tamam. O nedir sırat-ı müstakim? Bak içerisi hidayet olan. Her şeyin bir istikameti var canım. Batıl da bir istikamettir. Ama hidayeti yok onun. Küfür de bir istikamettir. İdealist adam bir şeye koşuyor. Mesela bak hidayetin içerisini söyleyeyim. Şimdi kitap okuyorsun böyle. Musa Aleyhisselam'ın şeyini okuyorsun. İşte mesela peygamber şeyini okuyorsun şimdi sen. İnsan özeniyor değil mi? Ulan ben de olsaydım bu peygamber. Ben tam tersine bana keyif veriyor onların meziyeti. Bende de olmamasından da keyif alıyorum. Niye? Ya ben olsam belki bunu başka maksatta kullanırım bu peygamberlik müessesesini. Onlarla aynı parkurda koşmaktan, aynı Rabb'a hizmet etmekten, aynı dinde bulunmaktan, aynı gaye hizmet etmekten Musa Aleyhisselam'la ben gurur duyuyorum. Vallahi gurur duyuyorum. Olmak da istemem zaten. Çünkü ben o ruhu, o sistemi kaldıracak adam değilim. Ama aynı parkurdayız. Aynı sistemde olmak. İşte istikamet bu. İhdine. Üç ayları bildik kardeşim. Oruç tutmak şöyledir, bire bindir, şefkat. Kardeşim istikamet lazım. İstikamet. Öyle bak insan geliyor geliyor. Hayatlar hep zikzak. Yeni yasaya girdi. Nesile geçti. Sufeye gitti. Bilmem nereye gitti. Böl, adam zıksaka. Bunlar yanlış değil mi? Yani bir yerde bir adam ikide bir böyle böyle yapıyorsanız yok ki istikamet ki. Yani bugün bulunduğu bu konumdan yarın değişmeyeceğini nerede biliyorsun? Yok ki elinde ölçüyor. Böyle insana nasıl güveneceksin? Daha önce sen bütün şiddetine burası doğruydu diyorsun. Şimdi affedersin oraya bilmem ne diyorsun. Nasıl bir şey? Hani doğruydu? İkide bir senin demek ki sendeki doğrular değişiyor. İkide bir değişiyor. Yani doğruların değişiyor. Sabit bir ölçün olacak. O da istikamet yöntemi, sistem, ihtina. İkide bir böyle niye değişiyor? Mesela tanıyorum dostlarımdan. 1980'den beri. Yeni Asya'daydı. Şiddetle bir şekilde yazar.
Yakın tarihi yazdı, 11 cilt yazdı. Ondan daha ilim nerede bulacaksın? Fizik profesör adam, kuantumlar yazdı bilmem neler. Bir böyle, bak buradaydı. Sonra buraya geçti. Zıttına. Sonra onu tamamen zıttına geçti. Hikaye anlatmıyorum böyle. Sonra şey yaptı. Bir hafta önce görüştüm. Şimdi burada. Dedim de dün mesela görüştüm bir tanesi. Dedim kardeşim şu andaki hayatın sana güven veriyor mu? Bir mazine bak hele. Bakmıyor musun? Bu kadar zıkzaklarla dolu. Ben sana nasıl güveneyim? Zıkzak mı var sende? Yanlış da yoksa adamın zıkzakı yoksa helal olsun o adama. Bak adam davasının adamı. Karl Marx'a, Darwin, Mao, Tio, Tao. Adam gidiyor bak. Bu da o adamın bir istikameti var yani biliyoruz. Bu da bir istikamet ama hidayet yok onda. Hidayet, hidayet. Yani şöyle dönebilirim abi. Yani bu 3 aylarda o istikameti bulmanın güzel bir zeminidir yani. 3 aylarında istikameti bulmanın zeminine ait bu mesleki dersler olmalı. Yani. Mesela size soru sormuştum da var. Hem bu arada düşün. Niye gece oldu Miraç? Çünkü bir sebebi sırların en çok açıldığı, üstü açıldığı şey gece derken karanlık değil ya. Gece bir alemdir. Özel hayat bile sırları gece olur. Gece demektir. Tamam. İstikamet, istikamet, istikamet. Bakın bir daha söylüyorum. Yanlış da yoksa Karl Marx, Mao adama nasıl şey yapıyor? Helal olsun diyorum lan. Böyle tutturmuş. Doğru bildiği yerde zikzak yok. Bak Mao'a, Lenin ya, böyle dik gitti. 63 milyon insan öldürmüş. Ama adamın çizgisi belli. İkide bir meşrep değiştiren adama ne diyeceksin böyle? Bu nasıl bir şey ya? Demek ki istikamet, istikamet, istikamet. Kur'an'da, Allah istikamete ayırmasın. Kur'an'da en büyük mertebe olduğuna işaret var. Diyor. Evet. Kur'an'da en büyük mertebe istikamettir. Bunun hedefi de şeydir, marziyat-ı ilahiye. Şurasıyla da izah edilebilir. Kuvve yaptı, kuvve bedel. İşte bu. Hasadır. Ha bu. Hikmet, şecaat, iffetin cemidir. İstikamet. Onun için istikametten şey yapmıyor. Nasıl bulacağız kardeşim sorusunun cevabı şu. Mesleki derslerle. İmani derslerle değil. İmani dersler başka bir şeyi iş yapıyor, öğütüyor. Başka bir şey taşır seni. Mesleki ders. O zaman müsbet hareket ediyorsun. Yok, müsbet hareket yaptık. Tamam. Mesela seçelim, söyleyin bana. 3 aylarda var, elimde açtı. Yapmıyorum. Ben sayayım. Mesela iktisat dolma yapalım mı? İktisat var, uhuvvet var, münakaş etmemek, küstü zannetmek, suizan etmemek, hürmet ve merhamet etmek, gaye sahibi olmak, sıdk ve kizb, yalan söylememek, istina, havariki medeniyet sefahatinden iştinav etmek. Yani aletler var ya, YouTube'lar, telefonlar bilmem ne. Kazaya rıza göstermek, dikkat ve teenni. Bunlar hep istikamet malzemeleri. Abi. İki şey geldi abi. Söyle. Biri gaye sahibi. Hani gaye hayat sahibi. Diğerinde hüsnü zannetmemek, yani suizan etmemek. Tamam peki. Tamam İbrahim, tamam sen biliyorsan olur mu ya? Ben biliyorsam ne okuyorum size? Tamam. Ben aviren de reyleri vardı. O zaman biraz da gideyim. Tamam sana hüsnü zan etmek, suizan etmemek. Tamam. Devam edeyim. Tarafgirlik yapmamak, inat etmemek, haset ve rekabet etmemek, kim ve adavet beslememek. Bu arada şeyi saymış oluyorum. Bu arada istikamet bulma malzemeleridir bunlar. Yani yolumuzun payandaları ya. Şimdi bir ne dedi? Ses mi gitmiyor? Yok. Ha söyle kardeş. İyi mi? Yanlışlık kaçtı galiba. Öyle mi? Ha. İnat etmemek, haset ve rekabet etmemek, kin ve adavet beslememek, bu muhabbet fedaisi olmak, masum sıfatları mahkum etmemek, masum sıfatları mahkum etmemek. Masum sıfatları mahkum etmemek. Böyle. Yani senin bir masum sıfatın var ama bir zalim sıfatından dolayı gümün dibine vuruyor. Olabilir. Bak.
Her doğruyu her yerde söylememek sana Hasan, tamam mı? Akıllı ol. Hakkın hatırını kırmamak, tevazu ve mahviyet. Bunu sayıyorum kasten. Aslında bunlar doğru düşünme malzemeleri bunlar. Hepsi bir konu. Tevazu ve mahviyet. Kusura bakmamak, affetmek. Yani bana soru sorsalar deseler ki istikamet bulmak için ne yap, neler var? Ben bunları sayarım. Başka? Kusura bakmamak, affetmek. Cerbeze yapmamak. Keramet ve keşfiyat aramamak. Tekellüf yapmamak. Tasannuya girmemek. Aşırı hüsnü zan ve mübalağa yapmamak. Her şeyin güzel cihetine bakmak. Harici cereyanları takip etmemek. Zarara razı olana şefkat etmemek. İhtiyatla hareket etmek. Tesbihat ve evratları mutlaka okumak. Vazife ilahi karışmamak. Kemineti değil keyfiyeti esas almak. Şahsi manevi esas almak. Müsbet hareket etmek. Ats ve fakr. Şefkat etmek. Tefekkür etmek. Tezkiye-i nefs etmemek. Nefsini unutmamak. Burada birisi yatıyor. Bir küçük Hasan var. Tezkiye-i nefs etmemek. Nisyan-ı nefs içinde nisyan etmemek. Kendini unutacağını unutmamak. Vücudunda Adem, Adem'inde vücut olduğunu bilmek. Şükrü mutlak, şefki mutlak, sadakat ve sebat ve metanet. Taayyünle zulmetmemek. Fazilet turuşluk yapmamak. Yani mezeti zatında toplamamak. Öyle bir ders yapıyorsun, zatına topluyorsun. Hazm-ı nefs ve hissiyatı feda etmek. Hazmetmek. Mesela İbrahim, bu da çok önemli. Yani beraber kalıyorsun aynı odada. Hazmedeceksin kardeşini ki kalabileyim. Bak bu da çok antika. Hazm-ı nefs ve hissiyatı feda etmek. Çok acayip bu. Şairi muhafaza etmek. Kur'an hükümlerini aşmamak ve taşmamak. Zaruriyat-ı diniyeyi muhafaza etmek. Dini dünyaya alet etmemek. Muarızlara mukabele bil misil yapmamak. İlmi hazmetmek. Lisan hali konuşturmak. Kur'an yazısını muhafaza etmek. Osmanlıca. Bazılar var ya bizimkilerde. Ya eskidendi. Tövbe estağfurullah. Hubbucah terk etmek. Hissi haf. Korku hissi. Tamah göstermemek. Milliyetçilik yapmamak. Terk-i enaniyet. Tembellik ve temperverlik. Risale-i Nur'a kanaat etmek vesaire eserler. Risale-i Nur'u perde ve gölge olmamak. Riya, şöhret ve teveccüh-i nas'ı terk etmek. Meşveret ve şura ile hareket etmek. Hasenatı şahsında toplamamak. Hadisata kader cihetiyle bakmak. Hikmetleri, illetleri tercih etmek. Fedakarlık ve vakf hayat. Dar ve geniş ve hastar dairesinin varlığı. Medrese hizmetleri. Ferdi hareket etmemek. Tesellüle düşmemek, tahakküm etmemek. Şerh, izah, tanzim, tertip ve neşir vazifesi. Âl-i Beyt'e muhabbet nur talebelerinde esastır. İttihat ve ittifak etmek. Hükümetin işine karışmamak. Siyasi tercihte ölçüler. Tekfir etmemek. İmanın tarifi. Önüne gelene kafir dememek yani tekfir. Defi şer, celbi nefat, raci tutmak. Batılı tasvir etmemek. Kadınlar nasıl olmalı? Umumi kabil görmemiş ferdi fikrini yaymamak. Müfritane irtibat ve alakadarlık. Avrupa'yı taklit etmemek. Akıl ile kalp beraber işlettirmek. Şahsi kemalata değil hizmete bakmak. İstiğfar etmek. Merdane hareket etmek ve dik durmak. Ehli dünya ile ihtilat etmemek. Hasletlerin yerini karıştırmamak. Meziyetleri tahakkümde kullanmamak. Kural ve kanunlarda hikmet olmalı. Zaaf göstermemek. Hareket ve kelimelere dikkat etmek. Beğendiğin şeyde ifrat etmemek. At ve cezbe düşmemek. Ustadın kronolojisi diye 106 tane ustadın kronolojisi hayatı
Onu çık, 106 tane madde var. Bunlarla doktor istikamet bulmanın şimdiki bulunan başlıkları. Zaten ders bitti. Kendisi. Şurada çok hoşuma giden bir tane vardı. Kaçıncı şeydi ya? Senin söylediğinle uygun İbrahim. Sesi açalım. Bir soru sorabilirim. Sor. Abi, Efendimizle Hazreti Ömer, Efendimiz konuşurlarken diyor ki ahir zamanda teröre bulaşmayacak kişiyi sana göstereyim mi diyor. Hazreti Ömer Efendimiz de evet diyor. O da diyor bak orada gidiyor, uzakta birini gösteriyor. Hazreti Ömer de merak ediyor, koşuyor, gidiyor, çeviriyor, bakıyor ki Hazreti Osman. Diyebilir miyiz ki bu hizmet ehlilerine... Nereye bulaşmamak dedi, bir de söyler misin? Nereye dedi? Terör. Teröre. Ha. Terörizme, yanlış yola. O da gidip çeviriyor, bakıyor ki Hazreti Osman. Diyebilir miyiz ki dine sahip çıkan, bu işleri yapanlar hem Ehl-i Beyt soyundan geliyor hem Hazreti Osman soyundan geliyor. Böyle bir hüsnü zanda bulunabilir miyiz? Evet, tabii. Ya, evet. Yani bu kapısı açık şey Mehmet. Bir tane şey vardı, suizan ve suizan, o da çok önemli. Kaçıncı maddeydi ya? Yani inşallah Mehmet muhatap olmadın değil mi? Evet, bu çok geniş çaplı bir konu yani. Evet, aynı. Ha, aşırı üstü zan ve mübalağa yapmamak. O mu? Yok. Dendiği şeyde ifade etmemek. Nasıl? Bir tane... Mahsus sıfata mahkum etmemek. O da olabilir. Nisa nefs için insat etmemek, o da olur. Yani çok güzel bir tane madde vardı, keşke elimi koysaydım. Beğendiğin şeyde ifat etmemek. He? Beğendiğin şeyde ifat etmemek. Benim derdim bu. Öyle mi? Evet. İki tavafukta derse başlayalım abi. Şeyi arıyorsunuz abi. Hüsnü zannetmek, suizan etmemek. Ha, o baştaydı de, bir de ona benziyor. Hüsnü zan ama... Seni ortadan kaldırmayan üstüzan. Aşırı üstüzan mübalağa yapmamak. He, öyle miydi? 35. Yok, aşırı üstüzan ve mübalağa yapmamak 55'i 35. madde. Bu mu? Ondan sonra ya onu mu yapalım yoksa Mehmet ne dedin? Sen dedin. Ne dedin? Abi beğendiğin şeyde ifrat etmemek. Tamam, kaçıncı maddeydi bakayım. Tamam, beğendiğin yerde ifrat. Hadi bakalım. Ama şey İbrahim ilk önce şey demişti, üstüzan ve suizan etmemek, öyle mi? Tamam, onu yapalım. Hangisini yapalım abiler? İkisi. Evet, abi, yapalım. Evet, öyle mi? Tamam. Beğendiğin şeydi, o zaman beğendiğin şey bir bakayım nerede, o kaçıncı madde? Beğendiğin şey yapalım. Öyle mi? Bizi nereye taşıyacak bilmiyorum. Ben tamam, tamam, tamam. Bir bulayım şeyi. Madde kaç? Maddeyi bir bulayım da. Beğendiğin sonra şeyde... Sonra doğruydu. Ha, sonra yani. Doğru muydu? Beğendiğin şeyde ifrat etmemek kaçıncı? Ha, beğendiğin şeyde ifrat etmemek 105. madde. 676. sayfa. Beğendiğin şeyde ifrat etmemek. Tamam Mehmet, bugün Latifoğlu senin tercihinle yürüyelim bakalım. Allah inşallah bize istikamet verir. 600 kaç dedim? Kaçıncı demiştim? 105. Kaçıncı madde abi? 105 dedim. 676. Beğendiğin şeyde 676. O kadar sayfa var mı ya? O zaman o eski baskı ya. Yenisi yeni. Ha yok. 676 yok burada. 73. Bizde yok onlar. Ha var var. Ama çok az. Bir dakika. 105. Beğendiği şeyde ifrat etme. 676. Hareket ve kelime dikkat etmeye ölçüler göre. Benimki de yok onlar. Var da çok az bir... Çok az ya. Yeni baskıda yok. O zaman ben ikisini de okuyayım. Aa şurada çok az ya. O zaman dur bakayım. O zaman ikisini okuyalım sonra sana da şey yaparız. 676, 105. maddeydi. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten 10 dakikamız, 20 dakikamız gitti ama... O maddeler vardı ya, maddeler cevaptı istikamet için. Çok seviyorum istikamet ya. İstikamet, istikamet. Korkuyorum biliyor musunuz? Biraz da içimi dökeyim. Korkuyorum. Dev insanlar var. Benden önce bu parkura girenlerin de nefesleri bile kesildiğini, sesleri bile duyulmaz. Hangi parkurlarda koştuğunu gördükçe ödüm patlıyor.
Sonra tabii ben de insanım. Odama geçtiğim zaman çevre duyuyor musun abi? Duyuyorum abi. He, böyle kafayı koyuyorum. Üzülünce şu soruya cevap arıyorum. Yani bunlar buraya nasıl düştü diye. İstikamet niye bulamadı? Demek ki bunlara uyulmadı. Korkuyorum yani. İmansızlıktan, istikametsizlikten, batıla, şerre alet olmaktan, senin üzerinden Zendaka komitesi hizmete çomak sokmaktan. Senin üzerine sokuyorlar yani. Allah muhafaza etsin ya. Sonra cevap ne buldum? Bunları bilmemek ya. Bilsen. Peki. Bir derdin dermanı başka dert. Bak, bir derdin dermanı başka derde dert olur. Yani bir derdin dermanı dermandır diye onu genelleme. Psikoloji görüyor musun? Bir derdin dermanı. Mesela şey, doktor da öyle diyordu. Diyelim bir hastalık var. Çocuk. Aynı hastalık büyük, yaşlı. Aynısı kadın. Aynısı bilmem ne. İlaç aynı verilir ama dozu farklı verilir. Veya aynı verilmez. Değil mi doktor? Bir derdin dermanı başka derde dert olur. Panzehiri zehir olur. Derman hattından geçti. Ama çok iyi ama dozu fazla aldın. Dert getirir, öldürür. Psikolojiye bak. Mesleğimize tatbik etsek nasıl olur abi? Peki. Ben cümleyi okuyayım, uygulayalım. Bir derdin dermanı başka derde dert olur. Ne anlarız mesela? Uygulayalım şu hizmette. Doktor, öyle bir şeye durdun ki beni kapattın. Yani böyle bir şey geçir, seni de göreyim. Tamam. Beni zorluyorsun. Bir derdin dermanı mesela diyelim ki burada ne olur? Bir derdin dermanı başka derde dert olur. Yani mutlaka uygulanacak bir saha bulmamız lazım. Hizmette nasıl yapabiliriz? Bir derdin dermanı, diyelim ki evde kolay bunu uygulamak. Erkek çocuğuna sunduğun çareyi kıza uygulayamazsın. Başka eve uygulayayım. Dışarıda uyguladığın yöntemi, mesela kaymakam, mesela asker, komutan veya yönetici veya işçi, eve taşıyamazsın orayı. Mesela diyelim ki kaymakam makamında izzet gerekiyor. Yani kaymakam veya oranın mülki amirini seni böyle estağfurullah buyurun dese o tezellüldür. Orada tevazu yapamaz. Çünkü makamın izzeti var. Al bu olayı, bu adam eve yapsa, çoluk çocuğuna uygulasa, öy, atör, yer değiştiriliyor. Her doğru her de söylenmez. Mesela Uhuvvet Risalesi var mı? Mektubattan hariç. Mektubatta olmayan, mektubatın arkasında bir mektup var küçük risalede. Bak, yerler değişirse bak ne olur. Bu mektubatta ya Uhuvvet Risalesi. O da Uhuvvet Risalesi ama bunda olmayan mektup onda var. Orada var bunun şeyi. Panzehiri zehir olur. Panzehir olur. Ha? Panzehiri? Panzehir olur. Panzehiri zehir olur. Burada sadece panzehir yazmıştı. O Allah Allah. Panzehiri zehir olur. Demek ki kalemini düzelt. Bak abi, burada bak. Öyle yazıyor. Okuyamadın sen. Ha, ben okuyorum. Abdülbasit. Hangisi? He, Abdülbasit, ne yapacağız seninle? Buradaydı da Uhuvvet Risalesi'nde. Mektup vardı. Yerleri değişirse nasıl duman oluyor ortalık? En son mektup ya. Kaldırdılar mı ya? En son mektup var ya böyle. Kadında bu, erkekte bu, dışarıda bu, evde bu. İçsel aleminde bu, dışarıda bu. Mesela kadında cömert olmalı, çok cömert olmamalı. Erkek cömert olmamalı, çok cömert olmalı. Bak böyle anlatıyor. Ondan sonra kadın cesur olmalı, çok cesur olmamalı. Erkek cesur değil, çok cesur olmalı. Bak, yeri değiştirirsen ahlak ise iyi olur. Kötü ahlak olur. Ya nerede bu? Nereye gitti ya? Dur.
yerleri değiştirirse diyor. Allah Allah. Uvet Risalesi'ndeydi. Buldum abiler. Bak. Sayfa şeyde. 35'te. Diyor ki Cenab-ı Hak, hem az ya atıf yapmış olduk. Cenab-ı Hak Kemal-i Kerim'de, ama siz böyle yapmayacaksınız. Bu kısa, atıf yaptığın yer uzun. Böyle atıf olmaz. Aslını unutturan atıf olmamalı. Bir, atıf aslını unutturmamalı. Onu şerh ve izah etmeli. Bir de fazla seni farklı bir yere taşımaması lazım. Şurayı da okuyayım da ondan sonra buna geçeyim. Bir derdin dermanı başka bir derde zehir olabilir. Bir derman hadden geçerse dert getirir, hakikat çekilir. Şimdi bundan okuyayım. Cenab-ı Hak kemali kereminden ve merhametinden ve adaletinden iyilik içinde muacel bir mükafat, fenalıklar içinde muacel bir mucizat derc etmiştir. Demek ki iyilik ve kötülüğün muacel peşin Allah mükafat cezasını da koymuş. Neyi gösteriyor? Bu ahireti gösteriyor. Bir günahın Mehmet Ali, günah olduğunu nasıl anlarız? Vicdanı bozuk değilse insan vicdanen ondan rahatsız olur. Bu muaceldir. Peşin. Ahiretteki müeceldir. Böyle ezberleyin. Olursa sonra, A olursa önce, muacel olursa acele, müecel olursa sonra. İşte Allah her iyiliğin, her kötülüğün içerisinde peşin lezzet koydu, elem koydu. Fenalıklar içinde muacel bir mucizat derc etmiştir. Hasenat içinde ahiretin sevabını andıracak. Bir iyilik mi yaptın? Ahirette bunun sevabı mı var? Nerede bileceğiz? Onu hatırlatacak manevi lezzetler. Seyyiatın içinde ahiretin azabını ihsas edecek manevi cezalar derc etmiş. Anlaşıldı değil mi? Bunda şey yok. Şimdi onu okuyacak. Mesela cin örnek veriyor. Müminler mabeyninde muhabbet, Müslümanlar içerisinde muhabbet, ehl-i iman için güzel bir hasenedir. Güzeldir. Bakayım yansıması nedir? O hasene içinde ahireti maddi sevabını andıracak manevi bir lezzet, bir zevk, bir inşirah-ı kalp derc edilmiştir. Herkes kalbine müracaat etse bu zevki hisseder. Mesela muhabbet değil mi? Muhabbet ahirete sonucu beklemene gerek yok. Mükafatı peşindir. Hemen kalbinde inşirah olur. Tersini düşünelim. Adavet, düşmanlık niye diyor? Nasıl diyor? Allah Allah. Şuna bak ya. Ona bir şey oluyor mu? Böyle yaparken. Yusuf? Olmuyor. Kendini yiyorsun. Peki muhabbet ettin. Muhabbet nasıl edeceksin? Ben seni seviyorum. Daha belli değil. Kuyruğuma basmadın ki. Yani önemli olan beraberliğimizin içerisindeyken olumsuzlukları olumlular içerisine kaybedebilmek. Yani feda edebilmek. Şu anda birbirimizi severiz. Nasıl severiz? Sıkıntı yok. Bir, mütemasil, misil değiliz. Mesela bir misal vereyim. Doktor kaç yaşındasın abi? 33. Ben de 58. Ağustos'da inşallah 57. Fark var. Şimdi seninle ben arasında muhabbet zaten fıtrı olur. Afa dayalı bir muhabbet olmaz. Niye? Emsal değiliz. Ama Mehmet kaç yaşındasın abi? 45. Yani 40'lar, 40 ile 50 araları, 30 ile 40 araları birbirinize böyle kuyruğuna basılınca affedebiliyor musun? Uvvet orada işte. Çünkü seninle ben aramda affetmek zaten zorunda kalıyorsun. O kadar şey değil. Mesela karı koca da öyle. Yani misildir yani. Misil ise tezadın sebebi. Misli olmak. Mütemayiz ise hele İbrahim'le mütemayiz. Yani farklı. Çok yaşı 20 küsur yaşında değil mi? 20 küsur yaşında. Şimdi mütemayiz. Farklıyız yani. Kaderine böyle yapmış. Hani
affetmem, onun affetmesi tabii ki muacel lezzeti var ama esas nedir? Abdülbasit ile İbrahim arasındadır. Yani anlıyor musun? Yani misil ise tezadın sebebi, mütemayiz ise tesanüdün sebebi. Onun için uhuvvet kuyruğumuza basıldığı zaman yapabiliyorsak kalpte bir inşirah olur. Öyle. O da diyor ahirette Allah'ın mükafatını muaccel, peşin şeyidir, karşılığıdır. Ha demek ki bu uhuvvetin, bu tesanüdüne Allah ahirette merak etmesini bekliyor, mükafat bekliyor. İki, müminler mabeyninde husumet ve adavet bir seyyedir. O seyye içinde kalp ve ruhu sıkıntılarla boğacak bir azab-ı vicdani Ali Cenab ruhlara hissettirir. Ben kendim belki 100 defadan fazla tecrübe etmişim ki bir mümin kardeşi adavetin vaktinde o adavetten öyle bir azap çekiyordum, şüphe bırakmıyordu ki bu seyyeme muacel bir cezadır çektiriliyor. Demek ki ustad da öyle. Bir Müslümana adavet ahlak-ı seyyedir, kötü ahlaktır. Bir kafire muhabbet, o da ahlak-ı seyyedir. Kafire muhabbet edilemez, edilmemiz. O zaman ruhunu sıkar. Müslümana da adavet edilemez, Müslümana muhabbet edilir. Diyor ki usta, müminler mabeyninde husumet, adavet, var ya haset, husumet, hasım olmak. Sonra adavet, bir seyyedir. Peki peşin cezası var mıdır? O diyor fiilin içinde veya halin kalp ve ruhu sıkıntılara boğacak bir azab-ı vicdani varmış. O zaman sıkılıyor muyuz? Bak bakayım kalbin kime suyu zannediyor. Şu boşun kurulsun. Kime diyorsun bak bakalım. Peşin cezasını alıyoruz. Nasıl kurtulacaksın? Ona dua etmeyle. Ya ben ona nasıl dua edeyim, bana çok şey yaptı. Zaten çok şey yaptığı için affedecektin. Hem haksız olacaksın hem de düşmanlık mı yapacaktın? Olmaz. Haklıyken düşmanlık yapmayacaksın ki. İstikamet kolay değil Mehmet Ali. Abi, ben dersin başında... Bakan cihetler bir yer buldum ama bilmiyorum yani. Mesela diyelim ki bazı abilere bazı noktada tahşidat yapıyoruz. Hususi mektup yazıyor. İşte Hüsre bak. Uhuvvet için diyor, size bir düstur ediyor ki diyor, cidden onu nazara almalısınız diyor. Mesela onu diyelim ki Refet abiye yazdım mektubu, tahşidat yaptığı noktada. Diyelim ki aynı noktada Hulusi abiye yapması uygun mu? Değil mesela, biz beraber daima birlikteyiz diyor. Ona ettiği hitap daha farklı yani. Evet. Konumu farklı çünkü. İhlas da işte birinci diyor. Ona farklı hitap ediyor. Ona farklı hitap ediyor. Her birine farklı. Mesela Hafız Ali abiye farklı hitap ediyor. Evet. Zübeyir abiye daha farklı hitap ediyor. Demek ki her bir derdin ilacı farklı farklı. Aynen oluyor. Öyle. Fazlasını eksiğini yapsa da olmuyor. Olmuyor. O noktada ona fazla yapabilir. Ama bir başkasına yapsa bana niye böyle yapıyor? Ben hain miyim der. Belki çekinir yani. Şey ya. Aksu amel yapar yani. Çatlar çünkü farklı yani. Onu dedin de Rüştü abi derdi ki, Zübeyir abi bizi diyor 15 gün geçmez diye fedakarlığa ait mutlaka böyle bir sebep bulur. Ya yemekte ya çayda. Böyle kasetten daha çok çayda. Fedakarlığa dair bize nasihat ederdi. Münafıklar aldığım bir de uhuvvet, aranızdaki uhuvvet için fedakarlığa böyle. Rüştü abi bir şey anlatacağım. Rüştü abi dedi ki, 15 gün geçtiği halde bize yapmıyorsa çok üzülürdük. Bizi gözden çıkarttı. Bizimle ilgilenmiyor. Ne hani mesela diyelim ki sokakta bir çocuk hata yapar. Alakasız davranırsın. Aynı hatanın onda birini senin evde yaparlar. Kıyameti koparıyorsun. Senin çocuğu sevmediğin için mi kıyameti koparıyorsun? Hayır, alakan çok. Eğer size nasihat etmiyorsa yakınınız sizinle meşgul olmuyor. Sizi ikaz etmiyor, kızmıyorsa aslında kızma muhabbetin alametidir. Sana yakın. Diyelim ki sokaktaki insana kızar mısın, bir şey der misin? Yok, ona niye diyorsun? Yakınsın. Şimdi bunu dedi bize, tamam mı? Rüştü abi bize vakfı hayat hakkında 10 günü geçmezdi mutlaka telkin yapardı. 37 tane vakıftık. Mutlaka vakfı hayat hakkında
fedakarlık hakkında, din-i mübine hizmet hakkında böyle mutlaka böyle ya ders yapardı ya çayda söyler, anlatırdı. İnanın 15 günü geçince hala yapmadıysa İbrahim çok üzülürdük. Yani Rüştü abi bizi bıraktı, ümidi kesti. Ne haliniz varsa. Yani var ya böyle bir tabir anladım. Doktor dedi ki eve götür ne yese yesin. Bizim Karadeniz'de bir laf var. Boyuk ana, boyuk ana eve götürün. Doktor dedi ki ne yese yesin. Ya tamam. Yani öyle ağrımıza giderdi. Aynı tavsiyeyi mesela dedim ki yeni yapsa? Olmuyor. Olmuyor. Yeni birisine vakf hayatı değil. İman hakikati. Mesela diyelim yeni birisine geldi. Meslek dersi olur mu? Bu ders olur mu? Tevhid dersi yapacaksın. Haşr dersi yapacaksın. İnsan nedir anlatacaksın. Ya. Öyle bazen küçük şeyler, bak bazen küçük bir şey büyük bir iş yapar. Öyle şerait oluyor. Bak öyle şerait oluyor. Tahtında az bir hareket sahibini çıkarıyor. Ta alayiline bazen oluyor böyle. Az bir hareket adamı çıkarıyor alayiline. Öyle halet oluyor ki bazen diyor. Küçük bir hareket kasibini indiriyor ta esfeli safiline. Yani büyük olmak için çok büyük şeyi yapmaya gerek yok. Bak bakın sahabeler deyince alemimizde ne kadar büyük değil mi? 40 yaşında, 50 yaşında olgun adamlar, kamil adamlar. Yok ya ortalama yaş kaç biliyor musunuz? Bu işin uzmanı söyledi. Ortalama yaş 17 ile 19 arasıymış sahabelerin. Ustadın talebeleri de öyle ama. Oğlum, akıl almıyor ya. Mahasa mesela 20 yaşında, 22 yaşında. Ya biz ufak, ne ufak ya sahabeler ortalama diyor. Bu tarihçeyi yazan uzman söylemişti. Yavuz abi var ya, Yavuz Bahadır oldu. Yani bizim oralar. Aynı akraban da oluyor benim. Dedi ki Hasan dedi Allah rahmet eylesin. Sahabe değil mi? Çok büyütüyoruz değil mi yani böyle hakikaten? Büyütüyoruz derken büyük de yani yaşını büyütüyoruz. 40, 50, 60. Çok istisna tek tüktür Hazreti Hamza gibiyiz vesaire. Sahabe ortalama 19-20 yaş yani diyor. Ya bir şey söylesem şaşırırsınız yani ha. Yani sahabe, hakikaten sahabe olmak için sahabe olmak lazım yani. Akıl hafsalı almıyor. Bir şey anlatayım da kızacaksınız bana. Ama silersiniz bunu. Paylaşmak isterim yani. Sahabe nasıl büyük yani diyor. Şu anda hatırıma gelen, dün bir tanesi beni aradı Kırıkan'da. Konuşurken bunu misal verdi. Ya abi dedim bu böyle bir şey olur mu ya? Bu nasıl bir şey ya? Anlatacağım konuyu anlatacağım. Ben hemen içimden bir itiraz oldu ya. Böyle şey olur mu ya? Böyle nasıl olur dedim ya. Dedi ki Kur'an'da ayet var Hasan kardeş dedi. Siz Müslüman olduk deyiniz. Mümin olduk demeyiniz. Biz daha nerede iman ettik dedi. Abi çok ağır şey söylüyorsun dedim ya. Ne dedi biliyor musun? Sahabe dedi ki, benim hali vaktim müsait değil. O, sen de hem tanınmışsın hali vaktini, bana bir eş falancanın diyor, kızını benden ister misin demiş. Yani sakın akıl mantıkla ölçme. Ben de hali vaktim müsait değil. Ama sen kefil ol, şefaatçi ol. Onun kızını bana ister misin? Ondan sonra istemiş. O da demiş ki ya demiş ben ona veremem ama sen istesen sana verirdim demiş. Ona demiş ki tamam o zaman ver bana demiş. Mehmet gülüyor. Evlenmiş. Sonra tabii olmayan öyle unutuldu yok demiş falan. Sonra o sahabe var ya vekil olan sahabe. O gariban o sahabe rüyamı ikaz edildi ne olduysa geldi. Ya dedi hakkını helal et. Sen beni vekil yapmıştın. He tamam. Ama böyle böyle oldu dedi. Adam dedi ki diyor. Ona vermem sen. Onun için sen hakkını helal et dedi ya. Böyle bir şey oldu dedi. Ben almak zorunda kaldım. Nasıl işlediğimiz. Biz ne yapardık?
Bir duygularınızı kontrol edin bakalım. Alnının ortasına vurmaz mı? He? Yani 14'lü çalışırdı artık. Ama biz hakikaten Müslüman olmuyor. Mümin başka bir şey ya. İshar hasreti var ya, kardeşini tercih etmek. O ne dedi biliyor musun? Astı dedi, sen hakkını helal et, senin nasibine ben talip oldum dedi. Hani Hafsalam alıyor mu? Almıyor. Alabilmesi için sahabe ruhu lazım. Yani adamlar din için yaşıyor ya. Eşini boşayanlar olmuş ha. Eşini boşamış ha. Sen şey yap diye, al diye. Bir tanesini salamış. Çünkü sebebi hicret edince kimse, kafirler alışveriş yapmıyorlar. Ne mal alıp nasıl, ne de kız alıp kız veriyorlar. Yani o zaman bu fedakarlığı yapmış adam. Abi o zaman 3 tane şey yapalım, örnek yapalım. Bir sahabeden yapalım, bir Risale-i Nur talebelerinden yapalım. Zaten yapıyoruz ya. Akıl almıyor ki. Yani fazla şey yapmamak lazım ama yani hakikaten akıl almıyor. Hissiyatımı almıyor. Niye? Zamanın çocuğuyuz ya. Onlar niye sahabe? Sahabenin en büyük özelliği neydi hatırlarsınız? İshar hasreti. Ne demek? Kendini ortadan kaldırmadıkça onu var edemezsin. Kendini, kardeşin tercih etmek. Lugat o. Tabire geç. O lugat doyulmuyor. Ne demek kardeşin kendini ortadan kaldırmadıkça onu ikame edemezsin. Kendini ortadan kaldıran tercih edebilir. Abi ben de şöyle bir şey duymuştum. Doğru mu acaba? Yani bu hicretten sonra sahabelerden birisi birisinin evinde kalıyor. Birisinin iki tane eşi var. Diyor ki bak sen şunlardan biri ve iddeti bitince evleneceksin diyor. Hayır diyorum, haşa diyor. Çıkıp gidiyor. Yani kendi eşlerinden birini kardeşine öyle şekilde duymadım da biri, öyle şekilde duymadım. Yalnız işte yani mesela eşlerin için alıyorlarmış daha önce. Bu adetmiş. İslam'la başlamamış. İslam sonsuz evlilikten düşürmüş böyle. Yani o zaman hayal edemezsiniz arkadaşlar. Bakın buğday satamazsın kimseye. Buğday alamazsın. Yani ambargoyu Türkiye'ye şu anda dolar vesaire ambargoyu uyguluyorlar ya. Gene Rusya'dan şundan bundan her taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilişkin var. Öyle bir devlet düşün ki hiç kimse sana mal satmıyor böyle. Kimseye mal alamıyorsun. Geç bunu, alamazsın gene. Hükümete verirsin onu. Mahalleye geç. Hiçbir bakkal sana mal satmıyor. Hiç kimse senden de mal almıyor. Hiç kimseye kız veremiyorsun, kız almıyorsun. Ne olursun? Ancak böyle damarımıza dokunca anlarız bu şeyi. Yani öyleydiler. Zaten bir avuç. O zaman her şeylerini bölüştüler. Meşru dairede. Ya. Yani çok acayip ya o. Yokluğun adı yani. İshar demek, kardeşini tercih etmek. Lugatı, tabiri ise kendini ortadan kaldırmadıkça o var olmuyor. Kendini ortadan kaldırıp karşıyı var eden kişi. Bu ancak lahuti bir sıfat ya. Acayip. Öyle zaman olur ki bir kelime bir orduyu batırır, bir günle 30 milyonun mahvına sebep olur. Olmuş. Hangi dünya savaşı? Birinci dünya savaşı. 30 bin insanın ölümüne sebep olmuş bir tane Avusturya veliahtının öldürülmesiyle. Sırplar öldürmüş galiba. Yani Sırp bir neferin, varmış burada. Sırp bir neferin Avusturya veliahtını attığı bir tek güle eski harbi umumiyi patlattırdı. 30 milyon nüfusun mahvına sebep oldu. Öyle şerait tahtında oluyor ki küçük bir hareket insanı Allah iyiliğine çıkarır ve öyle hal olur ki küçük bir fiil insanı esfel-i safiline indirir. Allah Allah. Allah Allah. Bu... Abi ben hatırladım. Abdurrahman bin Avf ve Sa'd bin Ra'd. Abdurrahman bin Avf kardeş ediliyor Efendimiz tarafından. Sa'd'ın iki tane eşi var. Diyor ki boşayacağım ben birini.
Dedi bitince Sener Dencel hayır diyor, ben oyuncu bir şey olmaz diyor. Pazarın yolunu bul bana göster. O da tacir zaten. Sorularla İslamiyet'te de varmış, ben yeni gördüm abi. Evet. Çok şükür. Bizim bu idraki mal bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti ağırlığı çekmez. Tamam. Başka bir yer okuyorum. Zulmünde şiddet bir nevi dünyaca havas tanılan insanlardaki meziyet sebebi tevazu ve mahfiyet iken, yani bir meziyetimiz varken, bak merkeze şey koyduk dersin konusu. İstikamet sebebi. Hani cumartesi ve perşembe günü. İstikamet dersleri ya. Bir daha. Dünyaca havas tanınan insanlar var ya, mesela sen ve ben, o. Sebebi tevazu ve mahfiyet iken meziyeti, Allah bir meziyet vermişse, onu neye kullanacaktık İbrahim? Sebebi tevazu ve mahfiyet. Mahfiyet neydi abi? Mahfiyet nedir? Olsun, lügat olsun. Hiç olmak, yok olmak. Yok olmak. Tamam, güzel. Yani onunla öne çıkmamak. Onunla zulmetmemek. Mesela bir şey söyleyeceğim, şaşıracaksınız buna da. Hukukta. Hukukta okuduğum için eskiden. Mesela şöyle, ben çok şaşırmıştım İslam hukukunun bu şeysine. Bu da mı olur? İslam hukukunda bu da mı var? Şimdi diyelim ki eskide öyleydi Asköy, İstanbul. Gecekondu Mahallesi. Tamam abi bak, hayal edin. Diyor ki İslam hukuku mutaite, oraya gelip gökdelen dikemezsin diyor o mahalleye bir tane. Sebebi onları manen ezemezsin diyor. Onunla gökdelenle onların psikolojisini, yani ruhi yapılarını esaret altına alamazsın diyor. Zelil gibi hissettiremezsin diyor vesaire. Bakın gece konduların hakim olduğu yere gökdeleni kurdurtmuyor. Buna ait gıdada da şöyle geçiyor. Sevad-ı Azam'a tabiiz diyor. Ne de gıdada şu. Nasıl araba alacağız? Bir Müslüman şimdi piyasada nasıl arabaya binecek? Nasıl elbise giyecek? Nasıl yiyecek? Nasıldır? Ölçü nedir? Usta söylüyor. Bu gaddisi basit. Yani nereye gire? Bak, ifrat yapmayacağız, tefrit yapmayacağız. Muzam Ümmet Caddi-i Kübra'dan gider. Bunun vasatı nedir? Nasıl ki tabir geçiyordu ya? Onunla diyor zulmetmemek için sevad-ı azama tabi olacağız diyor. Yani ortalama Müslümanların ekonomisi, çok üstün ekonomi olabilir. Ama sevad-ı azama tabi olacağız. Ne? Müslümanların hasedini, hırsını tahrik edici araba, servetleri ortaya serçitmemek gerekiyor. Serme. Mesela ders yapan, çoğu hanımların dersi niye kapanmıştır? Nurculara ait değil bu. Bütün dini cemaatlerin, kadınların dersi çoğunlukla kapanır. Tutunamaz. Sebebi, derse geçen takılarıyla yapar. Sonra takılarıyla geçer. Başka? Yani evine ders koymuş, niye devam etmez? Çayın dışında yarış var. Pasta, sen de börek de ekledi. Bu sefer onu tamir etmediği için hiçbir kadın evine ders almaz. Hekimoğlu İsmail abi duydunuz mu? Evde ders olacağı zaman bütün o kardeşlerine şöyle derdi pazartesi Sümül Efendi. Bir şartla, çayın dışında ev derslerinde hiçbir şey vermeyeceksiniz. Çayın dışında, yoksa ben gelmem. Gitmezdi. Vasa ya. Çünkü niye? Sen bu evde börek mi verdin? O da pasta ekliyor. O zaman yarışa giriyor. Yarışa bir bakıyor, o kadın çayın dışında çocukları var, evi var, bir sürü huysuz kocası var. Şimdi bu çayın yanında pastayı nasıl yetiştireyim? Ben bu hafta dersi almayayım diyor. Almamasının sebebi ne? Pastayı yetiştiremediği için. Çok acayip değil mi böyle? Bakın istikamet ne kadar acayip böyle ders. Bak
Böyle tıkım gece, mübarek gece sevapla. Sevaplarından bahsetmiyoruz. Bak sevabı görüyor musun? Kadın niye evine ders almıyor? Yetiştiremedi böreği. Yetiştirdi ama ötekisi pastayla börek yaptı. E şimdi benimkisi bu hafta gelecekler erkekler buraya. E kocam veya çocuk, benim çocuk ezilecek şimdi ya. Başka evde söylediler. Anne işte şunlar vardı. Anne sen de bu hafta bizim yapamadı. Asla yetiştiremedi. Ne olacak? Sevad-ı Azam'a tabiiz diyor. Sevad-ı Azam yazar mısınız abi? Buldum abi. Bu okur musun doktor? Maişetçe neden bu kadar muktesit yaşıyorsun diyenlere cevaben ben Sevad-ı Azam'a tabi olmak isterim. Sevad-ı Azam ise bu kadar tedarik edebilir. Ben ekalliyet-i müsrifeye tabi olmak istemem demişlerdir. Yani ekalika çok az bir kısım olan üst tabakaya tabi olmak istemem. İsrafçılarmış. İsrafçılar. Azınlıkta olan israfçılar. Evet. Çoğunluğun ortalaması abi. Evet. Çoğunluğun ortalaması. Bak ne, hangi arabaya bineceğiz? Gördün mü istikameti? Uçuk arabaya binemez. Emre'nin üç katlı arabası var. Emre, o Emre'dir. Beğen'e var. O Emre'dir. Devam edeyim. Allah Allah. Sahabede evlilikle o misal vermek istemezdim ama böyle olacağını biliyordum. Orada yani şu anki hani tamam olan dinde o şekilde hareket etmek nehyedilmiştir. O zamanki durumu itibariyle belki müsaade vardır ama. Evet. Yani yani şey demek istedik. Şu anda o cereyan ediyor değil. Bazı hükümler, bazı şey, Kur'an'da da ayet var. Nasip ve mensu edilmiş. Yani burada ben onu şunun için sevk ettim. Ruh, başka bir ruh diyordum. O için. Evet, Allah razı olsun. Niye hatırladın? Niye nehy edilmiş o zaman? Yani bu zaruretti yani. Böyle bir durumla, ne için zikre? Böyle bir durumlarda bu da geçerli gene. Mesela şöyle diyeyim, daha iyi anlaşılır. Türkiye'yi böyle blok ettiler. Tamam mı? Yani kimse mal satmıyor, mal alamıyor. Hiç kimse. İçeriye döndük değil mi? Birbirimize davranışımız nasıl olur? Değişir. Gel böyle akrabana hiç kimse şey yapmıyor. Gel sana. Tek kimse mal alıp vermiyor. Nasıl davranırdı? Mesela kafirin suresi var ya. Kul ya eyyühel kafirun. La abudu ma ta'budun ilah. Bu ayet. Yine dine indallah İslam'la nesedilmiştir. Hükmü durdurulmuştur. Niye duruyor? Çok hikmeti var bir tanesi. Aynı bu ayetin yani kafirin suresinin sebebi nuzulu şartlar olursa o süre geldi. O şartlar değişti. Yine dine indallah İslam Allah nazarında din İslam'dır. Ama kafirinde ne var? Senin dinin benim dinim. Senin dinin sana benim dinim. İkisi de dindi. Ama sonra yine dine indi Allah'a İslam gelince Allah nazarında iki din yok. Seninkisi benimkisi yok. Niye duruyor? Böyle ortamlar var. Mesela diyelim ki Sibirya'da. Mesela Afrika'da. Mesela Mısır'da. Şimdi Rusya'da. Ne bileyim zulüm olduğu yerde. O zaman yani bu kullanabiliyorsun. Ben hanımını boşasa... Başka biri alsa biz mahsuru yok. Onda değil ama yani bunun için boşuyorsun. Sen al diye boşuyorsun. Zihin başka. O gerçek kardeş değildi o bahsettiği kişi de. Hazreti Peygamber kardeş yapmış onları. Bak, mezhebi şu, kardeş değil onun. Mezhebi kardeş değil tabii ya. Müslüman kardeş. Yok onu söylemiyorum ben. Diyor ki o tabii ki Müslüman. O zaten mahsurlu değil hanımını boşasa. Tamam ama Emre o zaman Müslümanlar az. Az olunca kız değil, buğday alıp satamıyorsun. Çocuk susuzluktan ölenler var, çocuklar. Ölmüş yani. Peki Müslüman kardeşidir. Ne yapacak bu adam? Mekke'den hicret etti. Çoluk çocuğu kaldı, öldürüldü veya kafirin eline geçti. Bu adam buraya geldi. Buna da kimse çoluk çocuk olmuyor. Yani kimse kız vermez. Böyle yani. Ha bu şartlar olursa bu sistem gene işler. Ama şey anda olurum, olmaz. Nesedilmiştir. Ama ben onu neyse misal verdim. Ya başka bir ruh ya.
Başka bir ruhu göstermek istedim. Onu da seyredin. Takılmayın ama nesedilmiştir o. Yani bu gayeyle boşalmak. Bir haslet, yer ayrı, sima bir. Yani bir hasletin yeri ayrı, siması ayrı. Kah dev, kah melek, kah sali, kah tali. Misali şunlardır. Yani öyle bir haslet var ya, bazen simadadır, bazen kelamdadır, bazen davranıştadır bu. Yeri bile değiştirirsen, doğru bir şeyi, doğru zamanda, bak, doğru bir davranışı, bak, doğru davranışı, doğru bir sözü, doğru zamanda, doğru mekanda, doğru insanlarla, doğru ifade etmesen yanlış oluyor. Dört tane. Doğru mekanda, doğru zamanda, şu anda doğru mekan burası değil mi? Medrese. Doğru zaman. Şu anda sabah namazını kılınır mı? Kazası olur, sabah namazı yok. Bak, doğru zaman ama doğru zaman şey mekan ama zamanı değil. Mesela şimdi misal veriyor. Zayıfın kaviye karşı izzet-i nefsi sayılan bir sıfat olursa kavide tekebbür ve gururdur. Mesela adam fakir veya zayıf. Ötekisi güçlü. Az kaldı, birkaç tane şey bitireceğiz. Ha. Şimdi güçlü ve zengin. O fakir ne yapacak? Yani izzet-i nefsini koruyacak da adam zengindir diye şahsiyetini feda edecek. Yani çingenelik yapmıyor. Yani ne yapıyor? Mustani davranıyor. Ama zengin bunun mustanisini anlamayıp o da böyle mustani davransa kibir olur. Kavinin bir zayıfe karşı da tevazu sayılan bir sıfatı ger olursa zayıfte tezellül riya olur. Ama yükseğin, büyüğün tevazu göstermesi amalikesidir. Güzel bir sıfattır. Zenginin, kuvvetlinin zayıfe karşı tevazu göstermesi güzel bir sıfattır. Ama bu tevazuyu fakir ve güçsüz yapsa buna da şey olur, tezellül olur. Yeri değiştirirse bak ne oldu. Hani yüksek bir insanın sıfatıyla ona varamayan insan bunu yaparsa bak nasıl altus oluyor. Bir ulul emir diyor, devam edecek. Abi. Evet. Devam ediyor. Bir ulul emr. İşte misal veriyor. Bir ulul emr. Makamında olursa ciddiyeti vakardır. Mahfiyeti zillettir. Bir ulul emr. Kim o ulul emr? Yani yönetici, halife, işte ne bileyim kaymakam gibi şey. Ulul emr makamında olursa ciddiyeti, buyurun, buyurun. Ya ders makamı, otur karşı. Tebek tevazu yapsak, buyurun estağfurullah, siz, buyurun siz buyurun. Lan bu makam öyle tevazu, senin makamın değil ki ya. Senin makamın bu. Yani dediler abi, bilesiniz diye söylüyorum. Her türlü insan geliyor. Abi, falanca abi geliyor, tamam mı? Tamam, güzel, zeytinyağı. Niye vermedim deriz? Ya bizim usta bu, bizim bu geleneğimizi, yani hareket şeyimizi bilmez. Ne kadar alim dahi olsa, ilmi kelam alimi, bizden farklı. Onun usta bu ifadesi, sahi, sevki idaresi, yöntemi alışılmamış. Bunlar zaten haftada bir geliyor. Hayır. Otursun, buyursun, otursun. Mesela bir misal vereyim. Ben yaşadım. Van'a gittim ben. Van'a gittim. 3 kat mı, 4 kat mı komple amfi ile ve yansıtıcı ile ders yapılıyor. Bu benim başımdan geçmeden önce. Yani bu benim hadise geçmeden. Yani öyle bir şaibem yok yani. Böyle. Orada Allah razı olsun ders yapacak müdebbir zat... Abi, hakikaten ben de. Hasan kardeş dedi, sen İstanbul'dan geldin, hem de değişik olur. Bu akşam sen ders yap. Hayır abi. Hayır. Niye dedi odamda? Abim ben bu haftada bir gün geliyorlar bunlar.
Senden bir beklentiler içinde gelmişler. Allah bilir, birisi de birisini getirmiştir. Getiren ne diyecek? Eyvah ya, biz getirdik. Seni bildikleri için sana uygun insan getirmişler. Ben ne yapacağım? Senin yapacağın hizmeti yapacağım. Ama ben buranın uslubunu, yani zamanını, zeminini, kültürünü, beklentileri var. Ondan bir beklenti. Mesela bu derse katılanlar, benden bir beklentisi var. Beni biliyor. Ama başka bir yöntem doğru olabilir ama bu ortamda doğru olmaz. Ve yapmadım. Ya. Hanesinde bulunsa bu ciddi, makam sahibi ulul ermin ciddi, tamam, bu makamın izzetini koruyor. Hanesinde yapsa mahfiyeti, tevazu, ciddiyeti kibirdir. Otur kızım. Anam. Geç oraya. Oğlum şöyle. Bu ne oldu? Lan sen bu askeri mi zannettin? Ama o ben dışarıda komutandım ya. Evde komutan değilsin kardeşim, bireysin. Evde emredemezsin. Evde adalet yoktur. Hakim mesela adalete vesile oluyor mahkemede. Evde hakim adalet yapamaz. Ne yapacak ya? Evde adalet yoktur. Evde af var. Evde merhamet var. Evde şefkat var. Evde hakkından vazgeçme var ki ev cennet olsun. Ben hakkımı. Hakkını alırken bu kadar hakları paymal ediyorsun evde. Bu kadar bağırış çağırışarak huzuru bozuyorsun. Küçük bir hakkın için evde bir sürü hakları paymal ediyorsun. Mahkemede hakim adaleti dağıtırken evde adalet yapamaz kardeş. Şefkat yapması lazım. Af yapması lazım. Hakkından vazgeçmesi lazım. Şuraya bak ya. Geldi diyorlar. Öpme. Ya nasıl bir kitap? Din midir? Psikoloji midir? Ben Kur'an'a baktığım zaman böyle aklım gidiyordu. Diyordum ki ya. Lan bin dinle ne alakası var? Diyor ki siz diyor semayı diyor. Bak ben söyleyeyim dinle alakası var. Semayı sabit zannediyorsunuz. Oysa biz onu genişlendiriyoruz. Lan bu dinle ne alakası var? Semada ne işin var senin ya? Hurmalıkları al. Pazarı ele geçir. Tamam mı? İnsanlara tahakküm et. Kurbanlarını al. Altınlarını al. Namaz, oruç. Oruç de. Şunu yapın, bunu yapmayın. Ya semada ne işin var ya din adına? Sema biz kainatı genişlendiriyoruz. Hadi kainatı genişlen. Ya dağlarda ne işin var ya? Siz dağları sabit zannediyorsunuz. Oysa biz onu yürütüyoruz. Ya bunun dinin neresi ya? Aklım gidiyor ya. Hükmetmediği yer yok. Tuvalet adamında ne işin var? Hangi idealist ve ideoloji lider tuvalet adamından bahsetmiştir? Tao, Mao, Buda, Karl Marx. Bakın kitabına, biliyorum ben, bilirim. Tuvalet adamından bahseden var mı? Şu dine bak, tuvalet adamına nasıl gireceğinden, nasıl oturacağına, tükürülmemesi gerektiğini, banyo adabından semadaki galaksilere kadar, yetmiyor, gayba kadar. Ya din hayatın hayatı. Hayat nerede? Orada din var. Din hayatın hayatı. Hem nuru hem esası. İhya-i din ile olur. Bu milletin ihyası. Ya şuraya bak ya, galaksilerden, alemi gaybtan, insanın ruhtaki isteklerinden tuvalet adabına kadar ya. Dağlar yürüyor. Senin din, ne işin var ya dağlarla ya? Sevap yap, namaz kıl, oruç yap. Böyle olması lazım. Bazılar diyor psikoloji ne? La psikoloji ta dinin kendisi ya. Bak sen şuraya. Bu nasıl ders ya? Nasıl şeyler söylemiş usta? Bir tane de madde okuyayım, kesiyor. Üç oldu. Tek. Mütekelim-i vahdi olsa eğer bir zatta musamaha, hamiyet, fedakarlık, bir haslet, bir amal-i salih'tir. Yani şahsi kardeşim, şahsi hukukum. Kuyruğuma bastılar. Aldılar hakkımı, hukukumu. Fedakarlık yapmak amal-i salih'tir. Güzel bir şeydir. Yapmayabilirim fedakarlık. Ver namalı hakkımı. Vermek, hakkın iken hakkından vazgeçmek amel-i salih'tir. Fakat mütekeli mal gayrı olursa, bulunduğum makam kendimi değil de davayı temsil ediyorsa, musaması hiyanettir, fedakarlık bir sıfat, bir amel-i talih'tir. Bulunduğu makam davayı temsil ediyorsa fedakarlık hiyanettir, amal-i talih'tir. Bulunduğu makam kendimi tanımlıyorsa, temsil ediyorsa hakkımdan vazgeçmek amal-i salih iken, bulunduğu makam hizmeti ifade ediyorsa şeyinden vazgeçmek, hakkından vazgeçmek, hakkını vermemek, peşkeş çekmek
Hiyanettir diyor. Hiyanettir. Bu fedakarlık ise diyor bir amali talihtir. Olur kardeş olur. Hizmette o da olur. Olur olur. Bu da olur. Ne olur ya? Senin hukukun mu bu? Ben şimdi bu Fatih'e çıktıktan sonra benim hukukum başlar. Şu anda benim hukukum yok ki. İnsanın 3 tane hukuku var. Beşeriyetimiz var. Ubudiyetimiz var. Vazifedarlığımız var. Beşeriyet yerim, içerim, ürerim bilmem ne. Yani insanım ya. Sonra bir de benim ubudiyetim var. Allah'a benim özelim var. Yani sizin özeliniz var. Şu anda oruçsunuz. Bana bile şey bile getirmediniz. Benden hariç herkes oruç. Amin. Bu gaflete bak ya. Ha ubudiyetim. Benim ubudiyetim bu. Sizin ubudiyetiniz o. Ha bu ikinci hukukunuz. Üçüncüsü vazifedarlığınız. Tamam vazife. Vazife de şey yapın. Burada kalıyorum. Mesela tertibi mukaddematta tevekkül. Bundan sonra hatırlatsanız şöyle ipi de koyayım. Bu maddeleri psikolojidir aynı zamanda. Okumaya devam ederiz. Ne zaman inşallah perşembe günü değil mi? Burada bırakıyorum. Yerler değişmemesi lazım. Neyse ne anladık sağ ol. İstikamet. İstikamet diye diye öleceğiz inşallah. Peki abi o kişilikler mezc olmuşsa, birleşmişse onları nasıl ayırt etmeliyiz? İşte bu Mehmet'im bu dersleri dinleye dinle ama not ala ala. İkide ustad demiş ki arkamdaki leva diyor. Emir Dağı'nda söylüyor. Ustanın arkasındaki leva Emir Dağı neresi? Kaçıncı sayfadadır? Ne yazıyordu acaba levasında? Biz de şöyle yapacağız. Odanız yok mu herkesin? Ya bir vecize koyun. Seni devamlı motive edecek. İşte mezci olmuşsa bunları... Bunları nasıl kendi alemimize oturtacağız? Kardeşler, dün bir vakıf arıyor beni. 12 sene beraber herhalde. 9 sene beraber kaldık. Diyor ki, Hasan kardeş diyor, bir şeyi dinledim diyor. Yani bilgi, ilim niçin aktif olmuyor, eyleme geçmiyor? Bu kadar biliyoruz. Sebebi terkimiz yok, terkler. Buna ait dersin var mıydı? Onun için arıyorum seni. Var dedi. Bak durun. Yani ben yapmışım ama ben sahibiydim. Terk bak arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Niye söylüyorum? Ustad levayı niye koymuş? İkide bir gözüne gelsin ki terkleri yapsın. Terk etmedikçe bir şeyleri bildiğin bir şey eyleme geçmez. Belediye otobüs dolmuş mu? Arkadan iki kişi inmedikçe önden iki kişi bindiremezsiniz. Bizde bilgi sorunu değil, terk sorunu var. Terk etmedikçe bilgiler eyleme geçmiyor. Terk. Müslümanın terk. Mesela Allah'a uhliyetinde sorun yok Müslümanın. Allah'a imanda sorun yok. Allah'ın rububiyetinde, Allah'ın Rablığında, kabullenişinde sorun yaşıyoruz. Yani söylediği yapma ey kulum, deme ey kulum. Fiiliyatında var ya Rab. Kendimize göre yaşıyoruz. Allah'ın isteği değil. Yani hepimizde bunda şey var. Burada kesiyorum. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.